yine 5 öneriyle sizlerleyiz. En iyi 5 yabancı film önerisi yapmıştık. Diziler videosunda da en iyi efsanevi 5 diziyi sizlerle paylaşacağız. İçlerinde son zamanlarda olan diziler de var. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Ve bahsettiğimiz dizilerin içinden beğendiğiniz tarzdakileri de bu videodan sonra izlemeye başlayabilirsiniz. Videoda söyleyeceğimiz diziler bayağı bilinse de vereceğimiz bilgileri Google'da bulamayabilirsiniz. Farkımız da zaten burada ortaya çıkıyor. Hadi başlayalım. İlk dizi Breaking Bad. Dizi IMDb puanı en yüksek dizi. Dizide bir kanser hastası kimya öğretmeninin uyuşturucu işine girmesi konu alınıyor. Bu hocanın eski bir öğrencisi var. Kanser olduğunu öğrenince ailesine para bırakmak istiyor ve bu yüzden uyuşturucu üretimine başlıyor. Bu öğrencisinin yardımıyla kaliteli uyuşturucu üretip alıcılarına ulaştırıyor. Öğrencisi de bu işin ticaretini biliyor. Kimlere satılır, piyasa nasıldır her şeyi biliyor. Öğretmen de bugüne kadar namusumla çalıştım, bir şey kazanamadım ama bundan sonra da böyle çalışayım, bir şeyler kazanayım kafasıyla bu işe giriyor. Dizide ilk başlarda korkak olan bu adamın bu yolda nasıl bir canavara dönüştüğü gösteriliyor. Dizide farklı çekim açılarıyla çok güzel sahneler izleyeceksiniz. Dizi 5 sezon sürmüş. Dizi hakkında fazla spoiler vermek istemiyorum. Ama dizi ilk başlarda çok olağan ilerlese de sonradan bayağı sürükleyici oluyor. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. İkinci dizi Game of Thrones. Epik bir fantastik dizidir. Yayın tarihi 2011-2018 arası toplamda 8 sezon sürmüş bir dizidir. Çok popüler bir dizi olmasına rağmen son sezon hüsranı nedeniyle birçok insan diziyi eleştirmiştir. George R.R. Martin'in Böyle Şöyle kitabından uyarlanmıştır. Dizi bitmesine rağmen Martin'in kitabı henüz dizinin 6. sezonun, yani kitabın sonu belli değil, o yüzden dizi 6. sezondan itibaren kitaptan kopuyor. Bir de dizi ilk 5 sezonu şöyle: herkes ölebilir, hem savaş hem seks hem entrika sahneleriyle gerçekten mükemmel ilerliyordu. Yani dizinin bir başrolü yok. Bu tür dizileri de ben seviyorum. Genelde bu tür dizilerde çoğu kişi başrol potansiyeline sahip olur. Bu yüzden de yapılan iş kaliteli olur. Şimdi de HBO tarafından God dünyasının 300 yıl önceyi bahseden House of Dragon, Ejderhalar Evi dizisi yayınlanıyor. Bundan ilave God evreninden animasyonlar, diziler gelecek diye haberler de var. Dizi çok güzel bir dizi. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Üçüncü diziye geçiyoruz. Vikings dizisi 6 sezon sürmüş. History Channel tarafından yapılan dizi. Dizi şu an Netflix almış. İnternette var mı yok mu bilmiyorum. Dizi genellikle Vikinglerin hayatından, günlük yaşamlarından, yağmalarından, işgallerinden bahsediyor. Dizide Vikinglerin batıl inançları da ön planda. Mesela insan kurban etme, ayin yapmalar filan. Konusuna gelirsek Ragnar Lothbrok isminde Vikingli bir çiftçi, karısı Lagertha ve iki çocuğu ile birlikte Katget adlı kasabada yaşıyor. Ragnar Vikingleri görmedikleri topraklara, yani tohum ekimi için kendilerine yeni yurt arıyorlar. Bu yüzden Fransa, İngiltere, Norveç gibi ülkelere baskınlar düzenliyorlar. Bir de dizide farklı kültürlerin yaşantısı gösteriliyor. Mesela Hristiyanların veya Müslümanların kültürü Vikinglerin gözüyle anlatılıyor. İlk 4 sezon Ragnar üzerine kurulu. Ragnar ölüyor ve ardından olaylar oluyor. Daha fazla bilgi verip spoiler vermek istemiyorum. Bu arada Netflix'te devam dizisi Viking Valhalla var. Bu dizideki olaylardan 100 yıl sonraki dönemi anlatıyor. Şu an bir sezonu yayın ve devamı da gelecektir. Bu arada dizide Vikinglerin denizcilik faaliyetleri de ön planda tutuluyor. Türk dizilerinde bu diziye rakip olacak bir dizi yoktur, bilginize. Bir de Ragnar'ın kopyası Kuruluş Osman'da Kongar olarak yapıldı. Burak Deniz Kuruluş'ta bu tipte Ragnar'a tıpatıp benzetildi. Dördüncü dizi Lost dizisi. 2004-2010 yılları arasında 6 sezon sürmüş bir zamanların popüler dizisi. Dizi zamanında iyi kitle yapmıştır. Ancak finali pek beğenilmedi. Konusuna gelecek olursak 815 numaralı Oceanic Hava Yolları'na ait bir uçağın Sydney ile Los Angeles arasında yaptığı bir seferde ıssız bir adaya düşmesiyle hikaye başlamaktadır. Dizide her karakterin geçmişine gidiliyor. Adada bazı gizemli olaylar, sırlar, zamanda yolculuk filan var ve uçağın adaya düşmesi tesadüf değildir. Beşinci dizi. Narcos dizisi. Netflix orijinal yapımı bir dizi. Hem
belgesel hem film tadında olan bu dizi Kolombiya'daki uyuşturucu ticaretini konu alıyor. İlk iki sezon dizinin ana konusu Pablo Escobar, Escobar'ın Medellin kartelini kurmasına, insanlar arasında olan saygısına, siyasete girişini, birçok devlet adamına, özellikle Adalet Bakanı'na suikastı gibi olaylar güzelce işleniliyor. Son 3 sezon ise Escobar'ın rakibi Cali kartelinin faaliyetleri konu alınıyor. Cali karteli 4 kurucuları Rodriguez kardeşler olarak bilinen Gilberto ve Michael'ın yanı sıra Chepe olarak da bilinen Jos Santigurus London'dur. 1980'lerin sonuna doğru Helmer Herrera'nın da gruba dahil olmasıyla Pablo Escobar ve ona bağlı Medellin karteli ile bağlarını koparıp 4 kişinin başta olduğu bu karteli yönetmeye başlamışlardır. Cali kartelinin zirvedeyken dünya kokain piyasasının %90'ını elinde tuttuğu bilindiği gibi yine %90 payla Avrupa'daki kokain piyasasının da büyümesinden doğrudan sorumlu tutulmuştur. 1990'ların sonuna kadar Cali karteli multimilyar dolar değerindeydi. Şimdi devam dizisi Narcos Mexico var. 1980'lerde Meksika'da geçen olayları konu ediliyor. 3 sezon bitti. Devamı gelecek mi hala belli değil. Dizide şöyle bir şey var. Mesela Adalet Bakanı öldürülüyor. Hemen onun gerçek cesedine, yani gerçek hayattaki cesedi gösteriliyor. Mesela polisler kokain imalatına baskın yapıp kaç ton kokain ele geçiriyorsa o operasyonun sonuçlarının aslı gösteriliyor. Yani dizi biyografi tadında mükemmel bir şaheser. Bunu da izlemeyi ihmal etmeyin. Evet, videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın ki istediğinizi anlayalım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.